Sahnelerin sultanı, gelinin mutfaktanın solisti, dünya güzeli Mine Sultan. Bravo! Çok teşekkür ediyorum. Beni sizler yarattınız. Hoş geldin. Bak bu gaza, herkese yapmam bunu, tamam mı? Aç şekerim. Açıyorum. Çok köz tadı var. Köz köz geliyor. O zaman muhteşem. Köz biber ya. Fazla mı? Yanmış mı? Yanmamış. Çok köz geliyor böyle. Sevim. Çok net gösteriyor kendini. Hani köz olması gerekiyor tabii, onun tadını alacağız ama bu çok fazla. Peki beğendisinin tadını çok fazla buldun. Çok, köz tadını. Çok buldum, evet. Sotesi? Sotesi iyi. Güzel. Hı hı. Beğendiğinin kıvamı nasıl? O da çok yoğun olmuş. Peki. Beğenmedin mi bu tabağı? Beğenmedim diyemeyeceğim. Az onu beğendim. Orta buldum, evet. Tamam. Peki. İkinci tabağın bütün zerafetinle aç lütfen. Bunda çok fazla köz tadı alamadım, var. Ama tabii ki diğerine göre çok fazla köz tadı yok. Yani iyi bir şey mi olmuş, kötü daha bir şey? İyi. Ha. Daha iyi söylüyorum, evet. Tamam. Beğendim. Görüntü olarak da daha iyiyim. Ve sos daha kıvamlı görünüyor. Hmm. Özleşmiş. Evet, evet. Daha kıvamlı görünüyor. Tavuğumuz pişmiş mi? Tavuk da pişmiş. Diğeri sanki öyle kalmış sos ve bu öyle değil, daha soslu duruyor. Tamam. Evet. Beğendik. Üçüncü tabağım, üçüncü kayınvalidem. Afiyet olsun. Bu daha köz tadı çok az alıyorum. Hani benim için iyi. Tamam. Çok köz köz sevmiyorum çünkü. Köz köz. Bu yemeği gerçekten sevdiğim bir yemek olmuş bugün. Ha. Evet, sevdiğim bir yemek. Sotemiz? Tavuklar. Sotemiz de güzel. Daha ne olsun. Evet. Peki, beğendik. Yani hemen beğendik demek istemiyorum. Onu bir de sonraya bırakacağım. Peki. Hiç belli olmaz. Hani dördüncü tabağımız da var. Aniden beğenebilirdi, aniden ondan vazgeçebilirdi. Evet. Son tabağın. Bu çok tuzlu olmuş. Nesi? Yani ikisi de aşırı tuz. Tuz geliyor şu an. Hmm. Aşırı tuzlu bu. Aslında herkese eşit veriliyor her şey. Tuzunu çok kullanmış gelinimiz bu kimse. Aşırı tuzlu. Tuz arttırsa da eksi alır. Tuzu eksik kullansa da eksi alır. Yani herkes... Ama bu çok fazla olmuş. Aşırı. Hmm. Peki. Evet. Bunda tuz oranı çok. Tuzdan yiyemedin mi? Öyle tuz mi? Gerçekten çok. Kıvamı çok iyi durmuyor. Çok pütür duruyor. Tekrar şöyle bakayım. Aynen yani. Tamam. Bir beğenesin yok o tabağı. Evet evet. Anladım. Tuz aldıktan sonra bir de... Şimdi gelinin çıkarsa o tabak, o da artık seni bilemiyorum. Tuza yatırabilir yani. Yani şans, artık şansa kaldım. Evet. Alayım puanı. Yok, tat olarak alıyorum o peki. Yüzden. Bu bir. Dördüncü tabak bir, evet, puan. O bir oldu. Bu beş. Üçüncü tabak 5 puan. Evet. Buna 3 veriyorum. İkinci tabak 3 puan, hı hı, ve buna da 2 veriyorum. Birinci tabak 2, evet, puan. Evet. Ah şu 2 ne can sıkıcı. 2 verdiğinden de başlayalım. Ben bu 2'ye ne diyorum biliyor musun? 2 puancık. Cık yani. Evet. Birden hallice. Tutar mısınız
sayın az solistimiz. 2 puanı acaba hangi geline layık gördü? Köz patlıcanlı beğendi yaptık. Bu tabağın tek kusuru aşırı köz kokması. Aç görelim kimmiş bu közlü gelin. Aç. Canan. Gördün mü? Mine abla, közlenmiş patlıcanın ne kokmasını bekliyorsun? Çok közlü yapmışsın. Nasıl çok, çok közlü yaptım yani, nasıl? Aşırı. Yani. Çünkü köz patlıcan adı üstünde. Fırında değil, kızartma değil. Direkt köz yani. Nasıl köz koktu? Hani ben deseydin ki şekli güzel değil, pütürlü olmuş, tavuğu olmamış, tamam diyeceğim de gerçekten köz patlıcan köz kokuyor diyorsun ya. Çok közlü olduğu için tatlım. Nasıl çok ya, köz ben patlıcan. Ben yemiyorum öyle. Ama yemiyorsun. Tamam diye. Köz kokmalı fakat aşırısını tamam, sevmiyorum. Tamam ama senin yani şu anda yemeği değerlendirmen lazım. Ben onu sevmiyorum, bunu sevmiyorum da olmaz ama. Değerlendirdim. Tadıma göre değildi. Bir de bir şey söyleyeceğim. 3 kayınvalide oldu, aynı yorumu yapıyor. Senin üzerinde hani parça parça küçük siyahlar kalıyor. Elinle temizlemedin mi? Her şeyini temizledim. Ama ben bile buradan baktığımda siyahlıkları görüyorum. Senin pürende siyahlık hayır, var. Hayır, çok fazla ben közlediğim için. Ama biz de közledik ya. Biz de közledik ya. O yüzden ya. Patlıcanın içindeki soyulu kısım bile siyahtı benim. Sen közlemeyi biliyor musun? Adanalılar çok iyi közler. Çok iyi közlerim işte. Tam közleme. Bu çok iyi bak. Çok iyi, çok iyi karartıp etini kabukta bırakmak değil. Öyle bir ayarlayacaksın ki kabuk gelecek, et kalacak. Senin demek ki bütün etli kısımları kabukta kaldı çok pişirdiğin için. Aynı yorumları, 3 tür aynı yorum yapılıyor. Yani demek ki senin yanlışın bu. Sen de etler ziyan olmasın diye kabuk kullandın. Şimdi Tuğbancığım, ben sana anlatayım istersen. Patlıcanın bütün vitamini aslında kabuğundadır. Biz o kabuğu yakıyoruz zaten. Bir de üstündeki ana tabakayı mı yapayım? Anatomisini mi bozayım patlıcanın yani? Közlenmiş patlıcan böyle olur. Adana'ya sesleniyorum. Adana'ya canını almayın, bilmiyor çünkü patlıcan nasıl yapılır. İnan sizin oranın en meşhur kebapları bile patlıcanla. Evet işte en iyi ben bilmiyorum. En iyi patlıcanı senin yapman demek gerekirken. Demek ki kaynanam der. Kaynanamın damak tadı yok. Yok ya, ezemedin bile. Öyle. Damak tadını bırak, ezemedin bile yani. Çünkü bence patlıcan, gayet patlıcan var. Patates gibi püre olmamalı bence. Sen hiç hayatını beğendi yaptın mı? Yaptım tabii ki. Hadi devam edelim. Edelim. Bundan sonra ne önemi var bilmiyorum ama 2 puan ne ya? Evet. Tut şekerim. Canan, ah. Ne önemi var bundan sonra hiçbir fikrim yok. Gelinimiz çıktı, bir gibi bir şey aldı. Evet. Hiçbir anlamı olmayan bir puan aldı. Bundan sonra vereceklerimiz hediye şekerim. 3 puan kime gidiyor? Üç puan. Ne öldürür ne güldürür ama rakipten geliyor. Her şekilde kârda. Hazırsan aç lütfen. Şöyle kendine doğru hızlıca. Gülenay. Yani evet. Bana gerçi Canan söyleyecek hiçbir şey bırakmadı. Yani bu köze takıldınız kaldınız. Evet. Yani köz tadının gelmemesi imkansız. Yani nasıl bir şey yapmamızı bekliyordunuz? Hiç evinizde yaptınız mı bunu? Evet, yapıyorum. Hiç köz tadı gelmiyor muydu ya kendi yaptığınızda? Bu kadar, hani ben kendim yaptığım için bu kadar köz tadı yapmıyorum yani. Onu ayarlıyorum ben. Nasıl ayarladınız? Gerçekten yani çok merak ettim. Belki biz de burada haşlayarak yapıyordur patlıcanı. Siz ya da patlıcanı haşlıyordur şey, patlıcanı. Fırında da köz yiyor. Haşlanıyor mu bu? Fırında da köz. Sizce? Bence öyle yapıyorsunuz. Yani artık köz tadı damak tadınızdan böyle şey beceri gerekiyor. Demek ki ben ne kadar becerikliymişim. Siz starlar yemek yapıyor mu? Neden yapmasın? Ne bileyim ben yapmıyorlar. Ya kendi yemeğinizi bile gidip almıyorsunuz ya yemek yapmak. Yani yemeğimi yapıyorum tabii ki. Yemeği yapıyorsunuz ama ben damak tadınızın ne olduğunu düşünmüyorum yani. Orada o senin düşüncen 5, fakat 5-3 alan bir bu da şey köz, var. Köz ya tadı 5 çok aldım ya için, ben. O da aynı. Yapacak ne bir şey aynı? Yok. Köz tadı çok seninkinde de. Ya tadına dur ya. Köz ben çok. Tadına çok ama yani ben közleri alıp içine tadı zaten ki. Közlü olduğu için zaten tadını söylüyorum. Tadı o. Tuzuna, tadına, içinin baharatına. Damak tadı köz olmayan direkt gelince neresinde? Diğerini anlayamıyorum. Hayır, benim anlamadığım yorumlarda köz köz diye yürüdün. Niye hı-hı üstündeki etlere yorum yapmadın Mine abla? Hani biraz önce de söyledim ya, hı-hı, közü aldıktan sonra artık o bende gidiyor. Ha diğerlerini şey,
Sen aslen de Adana neden biliyor musun? Çok seversiniz. Tavuğa köz desinmiş çünkü. Ha. Evet. Köz desiniyor ona. Ben o zaman yarım değerlendirdin sen bizim tabaklarımızı. Emeğim yani. Çöpe gidiyor öyle yani bir şey yok. Kesinlikle. Hayır bak öyle öyle düşünemezsiniz yani. Kayınvalide senin patlıcanına aynı şeyi söyledi. Bir şey emeğimiz söyleyemezsin. Çok. Hadi bakalım senin yıldızını bulalım. Allah. Bulalım bakalım kiminmiş? Kız gelinini ararken bu kadar heyecanlanmıyorsun. Tut. Buna 5 verdim artık. Gülenay çıktı, Canan çıktı. Hadi bakalım. Ya Tuğba ya Melike senin yıldızın. Öyle mi? Hı hı. Üçüncü kayınvalidemin puanı 5 puanı altın değerinde. Yarın final. Bakalım kim hanesine 5 puanı koyuyor? Hazır mısın? Şu tabağı ne yaptın? Beğendin mi, beğenmedin mi bile belli değil. Ben yorumlarını bile hatırlayamadım şu anda. Aç da görelim. Aç görelim. Tuğba mı, Melike mi? Melike mi, Tuğba mı? Aç 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 hızlıca. Tuğba! Evet.